Şimdi fotoğraflarınız gelmeye başlıyor. Tam okuyabilsem ah keşke Gamze. Gamzeciğim düşünen pozunu göndermiş bize. Bak dünya güzeline bak maşallah. Bir tane de burada var. Arif Yavuz günaydın. Zayda Hanım Urfa'dan selamlar. Urfa'ya selamlar. Müslüm Can'a yetiş ablası hiç durmuyor gelir kulağını çeker misin? Ay. Şu tatlılığa bak ben bunun nasıl kulağını çekerim. Zaten kulak kulak çekmiyoruz biliyorsunuz aynen. Artık. Öyle bir şey yok. Kulak şu Müslüm yok. Bir görelim mi? Müslüm Can'ı. Bak bak şu telefonumdan gösteriyorum oradan görünmüyor. Ay bu da çok güzelmiş. Rıza kışta mı kaldın sen annem nasıl giydirmişler ama ne kadar güzel olmuş. Hah bu da Müslüm. Müslüm'cüm kulağını çekmeye değil ama seni koklamaya gelebilirim. Öpmüyoruz çocukları onu da söyleyeyim hemen. Günaydın ablacığım 7 aylık bebeğim var. Ceviz badem gibi şeyler vermemde sakıncası var mı? Birazdan Özgecan birazdan konuşacağız. Sabahları izleyecek program bulamıyorduk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çok güzel fotoğraflar var. Zayda abla günaydın demiş. Ay hem de bizim fotoğrafımızla beraber çekilmiş. Özgecan ünlü. Onun fotoğrafını görüyoruz şimdi. Dünya tatlısı bir bebeği var. Rabbim anasına babasına bağışlasın. Hocam biz konuşuyoruz. Önünde fotoğraf çektirip göndermişler. Çok tekrar söyleyeyim adını. Sabah mesajlarınızı bekliyorum. Berencim teşekkür ediyorum sana. Devamı gelecek mesajlarımızın gayet güzel. Şimdi sorularla devam edelim. Gülnaz Kavasoğlu. Bak ne güzel bebişini fotoğrafını çekmiş göndermiş. Şimdi hepsini oradan gösteremiyorum. Arada buradan da görelim. Çok güzel. Sabah sabah ekranda olmak benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu sabah enerjisi var ya beni inanılmaz mutlu ediyor. Nasıl başlarsanız öyle gidermiş. Siz iyi başlayın. Her şeye rağmen iyi başlayın. İyi başlayın, iyi gitsin. Selma Hanımcığım merhaba. Günaydın. Merhaba. Hoş günaydın. Geldiniz programımıza. Nasılsınız? Buyurun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Benim sorum Zayda Hanım, senin hocam olacaktı. Tabii ki. Buyurun. Hocam benim eşim, ya başta aslında ben tanıyorum. Anlamında hiç böyle değil. Yani o kadar... Sizi biraz yükseltiyor. Ben annem babamla evliyim diyorum. O kadar değişti ki. Şimdi hocam mesela benim altınlarım her şeyim evimde dururken bunları ben de aldı aldı götürdü. Yani eşyalarını alıp annesine götürüyormuş. Hayır, o da iyi. Hanımefendinin eşyaları neleri götürüyor? Altınlar. Annesi istiyor mu peki bunları? Hayır. Annesine sorduğumda da hayır bana vermedi. Şimdi nerede olduğu yok. O kadar altının, bütün paralarım hepsini götürdü ve ben bunları evin içinde ağlayarak aradım, bulmaya çalıştım. Ama tabii bu da doğru bir davranış şekli değil. Yani bu nereye yok kadar ya. Böyle? Gencecik kadın. Ya daha yeni hocam, 2 aylık bebeği var ya. Daha lohusalıktan yeni çıkmış zaten. Kıyamam. Hocam bir de şöyle... Mesela ben de çok üzerine gidince bana şey yapıyormuş ya bu sefer bağırıp yitirmeye başlıyor. Ben oturup ağlayınca da bir saat sonra hiçbir şey yok çok özür dilerim. Gece boyu gönlümü etmeye çalışıyor, gönlümü almaya çalışıyor. Böyle yapmak istememiştim, özür dilerim. Kim diyen özür kocası. Dilerim? Kocası. Şekerim sen evet. Bu kocayı çok çok rica ediyorum. Her şeyden evvel bir psikoloğa ya da psikiyatra götüreceksin. Ancak senin demenle olmaz. Onun için... Ben çok rahatsızım. Psikolojik olarak çok sıkıntı veriyor senin bu davranışların bana. Durmadan beni yalan yanlış yere bir şeyle suçluyorsun. Onun için ben bir psikoloğa gitmek istiyorum. Veya bir evlilik terapistine de evlilikle ilgili olduğu için. O gelmese dahi sen git anlat. Sonra kocaya de ki benimle ilgili olarak seni... evlilik terapisti seni görmek çağırıyor. İstiyor. Ama bana yardımcı olman için. Evet, aynen. Yardımcı hani deyince... Hani sende bir şey yok, bende var ama sen de benimle beraber yani gel bana burada, güç ver. Burada böyle bu şekilde gibi. Getiriyoruz biz bana. Dolayısıyla ben oradaki 15-20 dakikada adamın buradan girip arkasını okuyorum. Ve ondan sonra işte o vakit yavaş yavaş... Ne var bunda? Ne olacak? Bu kadar aşırı şüpheli olmak, şüphelenmek güzel bir şey değil. Bak seni ne kadar seven bir karım var deyip ona istersen bir psikoloğa, bir psikiyatra. Benden sonra psikiyatr oluyor. Psikiyatra bir görün. Onu oraya yumuşacık göndermek işini bırak bu işi başkası yapsın. Sen dersen ah ben deli miyim ben gitmem. Benim hiçbir şeyim yok sen git der. Hah öyle dediği zaman sen git. Keşke annesi diyebilse. Annesi mi? Yani annesine eğer gelinle annenin arası iyiyse, ya, annesi demez. De altınlar falan bende değil diyorsa. Tamam da anne bilakis geline kızar, vay benim oğlum deli mi? Hadi bir de o taraftan. Sanki psikiyatra gitmek delilik. Hayır daha benim iyi anlayamadığım evli, şey mutlu, bu. Mutlu olsun sonuçta yani. Ama her evvela önce. Evlilik terapisti diye git yoksa durup dururken peki. Gönderdin mi kabul etmiyorlar.